çocuk düşürme iyi ilgilendiren bu tasarıyı benimsediğini beyan ettiler. Bu nedenle çocuk düşürme hakkında bazı bilgiler kazanmamızda yarar var. Önce bunun ülkemizde ne kadar yaygın olduğuna değinmek gerek. Türkiye'yi temsil eden örnekler üzerinde birçok araştırmalar yapılmıştır ülkemizde ve bunların sonuçlarına göre Türkiye'de her yıl 150 bin dolaylarında kadın isteyerek çocuk düşürmektedir. Bunların 1/4'ü kürtaj yaptırdıklarını söylemektedir. Diğer 1/4, 30-40 bin kadın yapar. Bunlar kendileri gayet ilkel yöntemlerle çocuk düşürmüşler veyahut yeteneksiz kişilerin yardımıyla çocuk düşürmüşlerdir. Bu kadın sağlığı bakımından fevkalade tehlikeli bir durum yaratan eylem. Çünkü bunun sonucunda kadın şanslı ise belki kurtulur. Fakat büyük bir olasılıkla hastalanır. Yasalarla bunu önlemenin ne kadar olanaksız olduğu ve kadın sağlığı üzerinde ne kadar olumsuz etki yaptığını Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir eksper komitesi raporundaki istatistiklerle de göstermek mümkündür. 1967 senesine kadar Romanya'da çocuk düşürme serbestti ve ana ölümleri düşük nedeniyle hemen hemen sıfırdı. 67'de Romanya hükümeti bu serbestliği kaldırdı ve çocuk düşürmeyi sosyal nedenlerle yasakladı. Bunun sonucu doğurganlık bir süre arttı fakat sonra düştü. Fakat ana ölümleri yükselmeye başladı ve 5-6 sene içerisinde Romanya'da düşük nedeniyle ana ölümleri düzeyi 400'e çıktı, 400'ü aştı. Bunu Romanya'da misal, diğer ülkelerde de aynı şey farkına varıldı. Ve ana sağlığını koruyabilmek için ilk önce 1967'de İngiltere'de sosyal ve psikolojik nedenlerle çocuk düşürme serbest bırakıldı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Federal Mahkeme Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında çocuk düşürmeyi yasaklamanın kadın haklarına aykırı olduğu ve Amerika Anayasası'na aykırı olduğu kararını verdi ve bütün eyaletlerin bu husustaki kanunlarını iptal etti. Bunu Fransa, İtalya, Almanya kovaladı. Halen birçok memleketlerde istek üzerine veya sosyal nedenle çocuk düşürme serbesttir. Fakat birçok memleketlerde de tabii hala yasaklanmıştır. Bu nedenle korunan kadın gebe kaldığı takdirde ona yardım eli uzatmak şarttır. Ve bu arada şunu da söylemek lazım ki %100 koruyan sterilizasyon ameliyatı kanunlarla yasak olan ki bu kanunla bu da kaldırılacak çok yerinde bir tedbirdir. Ve kaldırılmalıdır. Türkiye'de sağlık düzeyini çok daha fazla yükseltebilmemiz ve halkımıza memnun olacağı bir hizmeti sunabilmemiz için elimizde hizmet üretmek için yeter sayıda hekim vardır, yeter sayıda sağlık personeli vardır, mali gücümüz de oldukça yeterlidir. Sağlık sorunları, sağlık konuları Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siz Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Durum nedir size göre? İşi toplumun sorunu olarak ele aldığınız zaman problem şu oluyor. En önemli problem. En önemli problem halkın büyük bir kısmının sağlık hizmetinden yoksun oluşu oluyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma var 1974 senesinde. Bu araştırmada ölüm ve doğumlarla ilgili bir araştırma. Bu araştırmada Türkiye'de ölen kişilerin %43'ü ölmeden önce hekim tarafından görülmemiş ve tedavi olmamış. Yani ölüm döşeğinde hizmetten yoksun aşağı yukarı nüfusun yarısı. Bu tabii çok büyük bir rakam. Ve doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü metropollerde aşağı yukarı her ölen hekim tarafından görülmüş. Oranın bozuk oluşunun nedeni az gelişmiş kırsal bölgelerde ancak 1/3'ü hekim tarafından görülmüş ölmeden önce. Tedavi olanağı bulabilmiş. Bu nedenle Türkiye'de sağlık sorununu çözeceğiz diyenlerin
ilk evvela yapması lazım gelen köyde ve kentte herkesin, her hastanın sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayabilmektir. Halk arasında da, politikacılar arasında da hep hastaneler düşünülür. Evet. Sağlık hizmeti dendiği zaman hastane hizmetinin geliştirilmesi düşünülür. Ama genellikle bir alışkanlık var. Hasta olan ilk olarak hastaneye gidiyor. Alışkanlık bu bizim değiştirmek zorunda olduk. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski başkanı, Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Profesör Nusret Fişek geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da öldü. 1914 yılında doğan Nusret Fişek, 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1945-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokimya, mikrobiyoloji dallarında doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Nusret Fişek, halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve nüfus planlaması ilkelerini esas alan uygulamalarıyla Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu projesini başlattı. Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, İngiltere Kraliyet Tıp Akademisi onur üyeliği de bulunan Profesör Nusret Fişek, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda da görev aldı. Profesör Nusret Fişek'in cenazesi 6 Kasım Salı günü Maltepe Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de katıldı.